sağımdan, sağımda yürüyen. Hiçbir şey bilmiyorlar çünkü bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi de onlar. Dünyanın sahibi onlar. Kutlamadın şu an. Hayır, hayır, devam et. Hiçbir zaman abi. Drak hikayesi zaten bizim memleketli yeni yayıldı. Ağır draklar falan yeni yayıldı. Yoktu böyle şeyler yani. Yeni çıkardılar bok yeni. İşiniz var canım ya. Merhaba. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Aga bir zahmet çekme. Gözünü seveyim. Bir şey koyacağım. Evet abi nasılsın? Merhaba sağ ol. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. İyisin sağ ol. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldiniz. Aşağı yakışık kızım. Yaşamın bir yanında. Şurada bir yer vardı ya. Sokakta müzik yapan insanlardan bahsedeyim. Şeyden, Taksim Meydanı'ndan beri biz çalıyoruz. Geldik, Fransız kültür. Devam ettik, Mis Sokak. Devam ettik, Emek Sineması. Galatasaray Lisesi'nin önü. Galatasaray Meydanı. Devam ettik, Oda Kule. Yani bizi böyle itip bir tünele sıkıştırdılar. İşte Avrupa'nın işte değerlerinden biridir. Burada bizi yaşattılar. Yani polis de bize burada dokunuyor. Ama aynı zamanda burada bir şey de var, oyun da var. Yani buradaki Avrupalılaştırma oyunun içerisinde bizim de bir rolümüz var. Tercih ettiğimizi anlamıyorlar ya. Yani sokaklarda birebir insanlara kendimizi ifade etme yolunu tercih ettiğimizi anlayamıyorlar. Çünkü anlayışları şuna müsait. Kaseti çıkarıyorsun abi, parayı alıyorsun. Bir şekilde konserleri de koyuyorsun. Ne söylersen söyle.
Söylediğin altyapısı, mahiyeti hiçbir şey olmasın. Önemli değil. Biraz güzel bir sesin var mı? Biraz da tipin kurtarıyor mu? Tamam abi, seni sunarız. Bu insanlar da yerler. Ben müziğin bir şeyleri değiştirebileceğine inanırdım. Müzik dünyayı değiştirmek için oyuncaklarımızdan sadece bir tanesi. Sokak hem zemin oluşundan dolayı, tamam mı, insanı birleştirir. Tamam mı? Hangi sınıfsal temelden olursan ol, bütün insanları aynı hizaya getirebilir. Böyle bir özelliği vardır sokağın bir. Sinerjisi de gelip yanımızda oturuyor. Oradan geçen elinde böyle laptopuyla falan giden insanı da yüreğinden yakalıyoruz. Onları bir arada buluşturabiliyoruz. Hatta bazen biz aradan çekilip onları baş başa bırakabiliyoruz bazen. Onlar kendileriyle bir hesapları var. Görüyorlar onları. Kırsınlar. Ama diğer taraftan da sokak çok aslında ağır bir yozlaşmadır yani. Buna karşı koymak, sokağın belliğinden bahsedemeyiz yani, taşın belliğinden. Erkin Koray işte Ankara sokaklarından falan bahsederken, tamam mı, kaldırımlardan falan filan bahsederken, bu bir çok romantik bir şey yani, tamam mı? Bunu yaşayan adam, tamam mı, bilir yani, tamam mı bunu? Taşın abi taş taştır yani, tamam mı? Oraya kafayı koyduğun zaman anlarsın taşın taşlığını.